Aysel Gedik'in babası İsmail Gedik. Evet. Maşallah siz de çok gençsiniz. Nişanlısı Önder. Evet. Geyik. Soyadlarınız o kadar birbirine yakın ki ben mi acaba yanlış söylüyorum dedim. Geyik. Siz kızınızı, siz de hayatınızın aşkını, evet, evleneceğiniz kadını aramaya geldiniz. Evet, evet. Aysel'in fotoğraflarını da bir ekrana verelim. Aysel kızımız 20 yaşında. Aslen Nevşehirli ama bir süredir İstanbul'da. Aksaraylı. İstanbul'da abisi Osman'ın yanında kalıyor. Evet. İstanbul'a geldikten sonra da Önder'le tanışıyorlar. Siz aynı köylüsünüz galiba. Evet. Önder'le tanışıyorlar, evlilik kararı alıyorlar. Bir nişan töreni yapılıyor. Ardından da 16 Aralık tarihinde çiftimiz nikah masasına oturacaktı. Fakat 14 Aralık tarihinde Aysel abisine, abi 5 lira ver ben bir markete gideceğim diyor. Akşamın o saatinde evden çıkıyor ve kayıplara karışıyor. Yanına ne kimliğini alıyor, ne çantasını, hiçbir şeyini almadan Aysel ortadan kayboluyor. Aysel'i arıyoruz sevgili seyirciler. Gören, tanıyan, bilenler bize ulaşsınlar. Hoş geldiniz. Şimdi, hani kimden başlayayım, nasıl başlayayım inanın bilemedim. Siz kızınızın kaybolduğunu nasıl öğrendiniz İsmail Bey? Benim oğlum bana dedi. Hı hı. Bana telefon açtı. Yok, ben görüntülü aradım. Hı hı. Torunuma bakıyordum. Ondan sonra dedim Aysel nerede dedi. Baba dedi aşağı indi dükkana. 5 milyon verdim. Dedi yazar bir iddiacı var. Oğlum dedim saat kaçta indi? 15-20 dakika geçti. Oğlum dedim bir arkasına düşün, bu niye böyle gecikti? Hemen o arada benim oğlum yendi, bulamadı. Sokak sokak aradı, aradı, bulamadık. Saat tam 9'da kayboldu Esra Hanım. Baba benim ciğerim yanıyor. Ben hayatımda, yani ben bunları yetiştirmek için var ya. Yemin ederim bir kişide 24 sene çobanlık yaptım. Bak, 1500 koyunla ben su çekerek şu ellerimin nasırına bak. Niye? Ben bu çocuklarımı kurtarmak için, yani benim çocuklarım çok değerli. Ben onlar için kendimi denize atarım, ölürüm. Ben olmayayım, onlar olsun dünyada. İsmail abinin elleri alın teri yani, o emek, emekçiliğin göstergesi. Bunlar hep benim emeğim. Ben, kimse benden emeğimi alamaz. Önce beni alır, sonra emeğimi alır. Benim ciğerim 4 gündür uyku uyuyamıyorum, ekmek yiyemiyorum. Yemin ederim, yani Allah sana da kolaylık versin. Amin. Esra Hanım. Amin. Sen bizim elimizden düt ki Allah da senin elinden düşsün. İnşallah. Ya elimden geleni yapmaya çalışacağım burada seyircilerimizle beraber. Yani Aysel'i bulalım. Benim şimdi kızım... de hani normal hayat rutininde olan bir gün değil. 2 gün sonra Aysel'in yani heyecanını kurduğu bir nikah, yani bir düğün var, bir evlilik var. Aslında bir insanın en heyecanlı, en stresli ve en mutlu olduğu günlerdir. Çünkü 2 gün sonra Önder'le evlenecekler, aynen, nikahları kıyılacak. Aynen. Önder, sen nişanlın Aysel'in kaçtığını nasıl öğrendin? Ben çalışıyordum, abisi bana telefon açtı. Dedi ki Aysel evde yok dedi, acaba senin yanında mı? Ben de yok dedim, yanımda yok dedim. Ondan sonra o saatte de zaten o şeyin marketin yanına siparişe geldim. Ben kuryeyim. Ondan sonra abisiyle aramadığımız yer kalmadı motorlarla. Baktık bulamadık. Zaten Şerife Karataş'ın o saatte de İstanbul'a geliyor. Aysel de o saniyede gidiyor. Saatler Şimdi şöyle uçuyor. Şerife olayına da geleceğim ama siz mesela o gün Aysel'le sürekli iletişim kuruyor muydunuz? Yok, konuşuyor muydunuz? Kuramadık. İletişimde yoktu. Ondan sadece, önceki günde her şey normal miydi? Her şey normaldi. Ayakkabısına kadar gittim. Görüntülü konuştuk. Ayakkabısını gittim. Mağazadan aldım. Ondan sonra şey yaptım. Dedi ki ben ayakkabım sende dursun. Ben yarın geri iş yerinden alıp eve götürürüm. Ne kadar süredir nişanlısınız? Biz ne kadar süredir nişanlıyız? En azından bir 3-4 hafta oldu. Daha yeni nişan yapıldı. Daha yeni nişanlandı. Nasıl tanıştınız peki? Biz zaten köylüyüz yani. Şimdi köylünüz ama hani köyde değil de İstanbul'da tanışıyorsunuz. Yok, biz köyde daha önce 6 ay önce köyde tanıştık biz. Köyde tanıştınız. İsteme o zaman gittim ben. O zaman siz kaç aydır berabersiniz? 6 aydır mı? Biz 6 ay şu anda 6 aydır beraberiz. 6 aydır berabersiniz. Evet. 3-4 haftadır nişanlı. Aynen. Ve dün de aslında nikahınız olacaktı. Evet, dün seviyor muydunuz birbirinizi? Birbirimizi çok seviyorduk. Sadece onun aklıyla şey yaptılar. Yani kafasına seni girdiler. Kıskanır mıydı mesela? Beni kıskanmazdı daha doğrusu. Kıskanmazdı. Fazla kıskanç biri değil. Peki nikahın bu kadar çabuk kıyılmasını kim istedi?
ikimiz karşılıklı istedik. Ha, bir an önce evlenelim dediniz. Aynen öyle. Kendisi daha doğrusu erken şeye aldı. Erken. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, bu olayda bir de sizin yine aynı köyden olan, evet, Şerife isminde biri var. Bu Şerife Hanım da kimdir? Aslında Aysel'in dayısının kaçırdığı kadın. Evet. Yani Aysel'in dayısı da bir kız kaçırıyor. O da Şerife ile evlilik yolunda ilerliyor. Fakat Şerife ile ilgili sizin bir takım iddialarınız var. Evet, doğrudur. Siz Şerife ile nasıl tanışıyorsunuz? Düğünde bana aynı köyde aynı düğünde bana teklif gönderdi, ben reddettim. Ne teklifi gönderdi? Arkadaşlık teklifi. Hı hı. Anlatın ben, ben arkadaşlık şeysini reddedince o da bana müsbet olsun ta buralara kadar geldi. Şimdi Şerife seninle arkadaş olmak istiyor. Evet. Ya Önder, biz seninle işte birlikte olalım, sevgili olalım, evlenelim, evet, mi dedi? Öyle dedi, ben de kabul etmedim. Niçin daha kabul etmediniz? Onun 2-3 tane çocuğu var. 2-3 defa evlenmiş, boşanmış. Hı hı. Yani kalkıp da aynısını bana da yapacak. Ben ne deyip de onu alacağım ki? Bu durumdan Aysel'in haberi var mı sizin Şerife Hanım'ı reddettiğinizden? Aysel'in haberi yoktu. Dayını peki kimse bilmiyor bugüne kadar. Yok, bugüne kadar kimse bilmiyordu. Peki Aysel'in nikahtan 2 gün önce kaçışında. Evet. Şerife'nin nasıl bir parmağı olabilir? Şerife, amacı ne zaten yani? Şey diyorum ya, yani beni istedi, ben reddedince o da bana müsvet olsun diye onu yanına götürdü. Şimdi Şerife'nin şöyle iddiası var senin, Esra Hanım. Şerife'nin seni kıskandığını. Evet. Mutluluğuna engel olmak istediğini. Aynen öyle. Senden intikam almak için de. Aynen nikahına öyle. 2 gün kala. Doğru. Nişanlının Aysel'i kaçırdığını, evet, iddia zaten ediyorsun. Zaten doğru yolda değil Şerife Hanım. Peki bu senin düşüncen mi tamamen? Bu benim düşüncem. Eminim bu düşünceden. Şimdi, peki ama Şerife de bu arada Aysel'in dayısıyla beraber değil mi? Dayısıyla beraber şu anda değil. Değil ama. Değil, kaçtı İstanbul'a geldi. Aysel'in kaçtığı gün Şerife de. Niğde'den İstanbul'a geliyor. Niğde'den İstanbul'a geliyor. Evet, aynı saatte. Yani Aysel İstanbul'dan kaçıyor, Şerife Niğde'den kaçıyor. Yok. Evet, İstanbul'dan buluşuyorlar. Yok, peki. Şöyle kaçıyor. Şerife oradan mesela gündüz sabah saat 9'da biniyor mu? Evet. Akşam 9'da da Aysel burada kayboluyor. İkisi eş zamanlı kayıplar. Eş zamanlı. Benim kaynım beni aradı, Şerife yalnız dedi, kaçıyor dedi. Ben dedim önünü koyver zaten o. Tane oldu, 100 tane oldu. Ya ama onun kendi hayatı, yani kimse ondan karışamaz sonra ona. Bir baktım saat 9'a geldi, benim kızım da kayboldu. Peki siz Şerife ile Aysel'in nasıl bir bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü bunlar birbirini aramışlar, telefonlarını birbirine, evet, iletişim yoktu ya. Ben normalde ona telefon yasakladıydım, telefonu kırdıydım, vermediydim. Dedim ki sen telefon kayrı yasak. Bunlar, evet, da buraya gelince, nişan koyunca eline telefon vermişler. Aynen öyle. Ben normalde Aysel'e telefonu yasak koydum yenge. Ya Aysel'in elinde telefon olsa ne yapacak telefonu? Hepimizin telefonu var. Ne yapıyoruz biz telefonu? Ya yenge, bu sana hem dost hem düşman. Ya işte nasıl kullandığına bağlı. Bilmiyorlar. Yani. Kullanmasını bilmiyor. Aa, benim de var. Hı. Niye? Tuşlu tuşlu alo dedi mi yeter bana. Ne yapacağım? Vallahi keşke tuşlularda kalsaydı İsmail abi telefonlar. Ne zaman akıllı telefon oldu hepimizin, evet, aklı gitti. Ama yani Aysel şimdi şunu da iddia haksız ediyorsun. Haksız mıyım yani? Akıllı telefon akıllı oldu. Yok. Bizim akıl alındı bitti yani. Ya Şerife herkes alo dedi, Aysel gel gidelim dediği zaman Aysel de yani düğün olacak bir kız. Yani Şerife'nin her dediğini yapacak onu. Sağlığında bir şüphe ediyorum. İyi değil. Sizin iddianız. Sağlığı, evet. Ya Şerife Aysel kaçtı mı, kaçırıldı mı? Aysel bence kandırıldı. Yani kandırıldı, yoldan çıktı. Aman kimin eline verdi, kime sattı? Sağ mısın? Yani ben vallahi korkuyorum. Ama Önder'in iddiası benim için şu açıdan önemli. Yani benim mutluluğumu bozan, evet, benim mutluluğuma engel olan kişi Şerife'nin kendisidir. Kendisidir. Aynen öyle. Yani şimdi siz, ben de Aysel'in Şerife tarafından zorla kaçırıldığını düşünmüyorum. Ağzını kapatırdı, işte bayıltırdı, böyle bir şey yapamaz. Ama Şerife ile Aysel'in arasında bir arkadaşlık oluştuysa ikisi ortak kaçmış olabilir. Ha, ikisi beraber kaçmamış da olabilir. Bu sadece tesadüf de olabilir. Tesadüf, evet. Ama tesadüfler var mıdır bu kadar hani aynı köyden aynı şekilde? Saat. Yoktur. Şimdi fotoğrafta Aysel Gedi'yi gören, tanıyan, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Nerede acaba Aysel, yani niçin kaçtı? Bir de nikah 2 gün kala. Bu kız sende, evet, zorla mı evlendiriliyor? Yok. İsteyerek kendi, mi? Kendi isteğiyle. Şerife'yi aradınız mı siz? Ben Şerife'yle telefon numarası var ya. Şerife'ye ben mesaj atıyorum. Hiç dönmüyor bana. Beyefendi atmış, hı-hı, mı? Siz attınız. Ben de attım. Aysel'in o saatten sonra telefonu kapanıyor Esra Hanım. Aysel'in o saatten sonra telefon iletişimi yok. Bir daha iletişimi yok. Yok.
Yani... Kayboldu sanki ya. Ne oldu Önder? Yok, kendisi şu anda nerede olduğuna bir bakayım da. Buran bana mesaj atmıştı. Kim mesaj atmış? Ben de söyleyemedim. Kim mesaj attı? Şerife Hanım. Şerife'nin daha doğrusu arkadaşı. Erkek arkadaşı. Niye erkek arkadaş sana mesaj atıyor? Ne zaman atıyor? Yani o dün müydü? Evet, dündü bak. Çerkezköy. Çerkezköy. Barış Alpay. Bipler aşkım. Peki, şu anda Şerife'nin erkek arkadaşı telefon attığında size bu mesaj atıyor. Evet. Siz Şerife'den şüphelenince Aysel'i sen kaçırdın, benim yuvamı sen yıkıyorsun dediğin için. Evet. Barış bakalım ne diyor? Alo. Bana bir ismi söyleme dediler. Ağzımdan kaçıyor yemin ederim. Bana bir şey yapma demeyin, inadına yapıyorum. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şerife Hanım sizin yanınızda mı? Benim kız kardeşimin yanında. Onun yanından misafir olarak geldi. Hı hı. İkincisi benim kız arkadaşım değil. Ben daha ilk defa görüyorum. Siz Şerife Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? Kız kardeşim tanıyor. Evet, anlatın lütfen. Neyi anlatayım? Aradıkları insanı biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Şimdi bakın iddia şu. Şerife Karataş normalde Aysel'in dayısıyla işte nişanlı diyelim. Aysel'in kaçtığı günle Şerife'nin Niğde'den ayrıldığı gün aynı. Ve kendisi İstanbul'a geliyor. O gün Niğde'den İstanbul'a geliş sebebi siz misiniz? Benim haddim de yok, alakam da yok diyorum. Kardeşim söyledi böyle böyle misafir geliyor. Gittim ben 12.30'da otogardan aldım. Benim yaptığım bu. Peki Şerife Hanım sizin kardeşinizin misafiri. Sizin aranızda bir gönül ilişkisi var mı? Hayır. Yok. Bir sevgililik durumu var mı? Hayır, kesinlikle ya. Bakın bu soruları size soruyorum ki siz de kendinizi anlatma fırsatı bulun diye. Aranızda... Ya benim burada, hayır benim burada anlatacak bir sıkıntım yok. Niye yok? Çünkü ilk defa görüyorum bu insanı. Peki siz Önder Bey'e bir mesaj atmışsınız. Tamam, yardımcı olayım, sorayım dedim ve biz burada yok, yok. Peki şunu anlayamıyorum. Şimdi Önder Bey'e bir nasıl ulaştınız? Ve neden ulaştınız? Ben ulaşmadım. O gün evdeydim. Böyle evet. Böyle dedi. Sıkıntılar var. Tamam, verin numaramı. Olmadığını burada söyleyeyim ben dedim. Hmm. Yani Şerife bu durumdan rahatsız mıydı? Rahatsız. Dün gitti hatta polise şikayetçi olacaktı. Ben oldurtmadım. Çünkü burada değil dedim yani. Ben polisle kimseyle uğraşamam ben dedim. Gerekirse çek git dedim. Kız kardeşinizle kalıyor. Yanlarında Aysel var mı? Aysel Gedik? Yok yok. Adres verin. Tekirdağ Çerkezköy polisi gelsin. Adres vermeyin lütfen. Adres vermenize gerek yok. Yani sizin kız kardeşinizin evinde Şerife ile beraber Aysel kalıyor mu? Hayır. Peki bu durumu nasıl anlatıyor? Mısra Hanım, bu kız kardeşi değil ya. Yalan söylüyor bu ya. Bir dakika, bu durumu size Şerife nasıl anlattı? Ya ben buraya kendim çıktım geldim diyor. Başka bir şey demiyor. Ablanız ya da kardeşinizle Şerife ne kadar süredir arkadaşlar? 4-5 yıldır var ya. 4-5 yıldır. Herhalde. Siz evet. De aynı köyden arkadaş mısınız? Hangi yok yok, onların köyü farklı, bizimki farklı. Sen hangi köylüsün peki lan? He? Sen hangi köylüsün? Ben mi? Yukarı Dikmenliyim, Hasanlara. Kardeşin hangi köylü? O kardeşin hangi köylü lan? Onu demeyeyim. Lan onunla konuşma bak. Evet tamam. Lütfen usta bu. Kardeşin hangi köylü? Kardeşin hangi köylü? Ben nereliysem kardeşim de oralı. Yalan söyleme. Ya Esra Hanım, yalan söylüyorlar bunlar ya. Vallahi yalan söylüyorum. Şimdi bakın beyefendi, aradaki problem şu. Aysel'in evden kaçışıyla Şerife'nin İstanbul'a geldiği gün aynı olması sebebiyle aile Şerife'yi bildiği ve tanıdığı için evet. Şerife'yi bu konuda sorumlu tutuyor. Tamam, tutsun, beni ilgilendirmez o. Ben de diyorum ki benim telefonum orada. Gitsin polise şikayetli olsun. Gelsin benim evimi arasın baksın. Ama çıkmadığı zaman da ben de onlardan davacı olurum, bedelini öderler. Oğlum şikayetçi olabilirsiniz ama şöyle düşünün, sizin kız kardeşiniz kayıp, bu koltukta tamam, siz oturuyorsunuz ve karşıda sizin gibi bir beyefendi var. Sizin kız kardeşiniz kayıp, tesadüf ki işte onun arkadaşıyla sizin kız kardeşinizin bağlantısı var. Aynı durumda olsanız siz de aynı kaygıyı taşımaz mısınız? Ya ben de diyorum ki bak, gitsin polise şikayetçi olsun, gelsin polis arasın baksın. Size anlatılan ne? Bu hikayede size anlatılan, kız kardeşinize sordunuz sonuçta. Şerife Hanım'ı da tanıyormuş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hayır, sormadınız mı beyefendi? Sürekli rahatsız ediliyorsunuz. Ya kız kardeşim bak, böyle bir mağduriyet var. Anadolu'dan kaybolan iki kadın var. Bununla kız kardeşim senin ne alakan vardır? Bu insanlar niye bizi ya, rahatsız ediyor tanımıyorum, diye... Tanımıyorum, bilmiyorum diyorlar. Kardeşim tanımıyorum, bilmiyorum ben onu diyor. Şerife, Aysel'i tanıyor mu?
Çok Şerefe iyi. Tanıyor. Heh, tanıyor yani tanımıyorum demesi çok iyi. Mümkün kardeşim değil. Kardeşim diyor. Hı, kardeşim diyor. Peki o da telaş yaptı mı? Üzüldü mü? Ya üzülür. Ya, onun üzüldüğü ayrı konusu. Ya bende alakası yok diyor. Neden beni suçluyorlar? İstanbul'da. Siz de İstanbul'dasınız evet. Abicim değil mi? Evet. Osman'ın evini biliyor. Evet. Siz zaten Şerife ile belki belli bir zamana kadar akraba olacaktınız. Şerife mesela Aysel'in kaybolduğu gün kalkıp da geldi mi, ne oldu, ne bitti, bu kızın başına ne geldi, niye kaçtı diye sizinle sohbete geldi mi, yardımcı olmaya geldi mi? Kim? Şerife. Yok. Ya şimdi bu da bir garip durum. Yok, şimdi gelmedi. Şerife Nide'den kaynımı bıraktı, dakikada buraya yetişiyor, saat 9'da da buraya iniyor, o dakikada da Aysel kayboluyor. Aysel kayboluyor. Bu nasıl? Bu kadar tesadüf olmaz. Ha, bu kadar evet. Olmaz ki ya. Ya bir insan biraz namusuna, şerefine hakim olur ya. Ya bu ya, yani namus bu kadar ortada mı ya? Biz ha. Ne uçun yaşıyoruz Esra Hanım ya? Yani Şerife Hanım bu konuda ya. Söz hakkını, cevap hakkını kullanırsa çok sevinirim. Çünkü aile hani ilk günden beri hep bizi şaibeli bıraktı. Sorularımızı hiçbir zaman cevaplamadı. Zaten onun da kaçtığı bir yer var. Kaçtığı İstanbul'a geldiği saatle Aysel'in kaçtığı saat aynı diyor. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sormak istediğiniz soru var mı beyefendiye? Vallahi bir an önce zaten Aysel'in akıl şeyinden biraz tereddütlüyüz. Nasıl yani? Yani kandırıldı, götürüldü. Yani Şerife. Bunlar ne yaptılar ya kızım? Şimdi aklından tereddütlüyüz derken bir zihinsel... Ya biraz zihinsel yani saf yönlü. Kim o ne dedim kim? O yana gidiyor ya aynen kızım sen ama kızsın. Ama saflıkla ya. Zihinsel şeyle engellilik aynı değil ki. Peki Önder şunu merak ediyorum. Şimdi kandırıldı, saflığı var. Sana göre zihinsel problemi var. Aysel döndükten sonra Aysel'le evlenir misin? Tabii ki. Ben her zaman onunla evlenirim. Her zaman o zaman demek arkasını. Onun aklına güveniyorsun. Ben ona güveniyorum ama o bir anlık şey oldu. Boşluğa geldi. He, boşluğa geldi. Bu evliliği gerçekten gitti. İstiyor muydu? Efendim? Yani mesela şey biraz bana anlamlı geldi. Son bir gün sizinle hiç iletişime geçmiyor. 14'ünde kaçıyor ya 13'ünde konuştunuz. Yok ayakkabısını almaya gelecekti. Ayakkabı... Bir gün önce dediniz gelmedi ayakkabıyı daha. O gün. Ha. Şey, yani o gün seninle akşam 9'a kadar iletişim kurdu mu? İletişim kurmadı. Kurmadı. Bir gün önce iletişim kurdunuz. Bir gün evet. Öncesinden kurdum. Ya aynen. O gün Önder'le tüm... bağlarını koparıyor aslında. Aslında tam tersi. O gün Önder'i yemesi lazım. Şimdi senin bir de işin çok zor. Kuryelik. Allah hepsine kolaylıklar versin. Yani her yere, herkese yetişmeye çalışıyorlar. Evet. Her dakika telefona da bakamıyorsun ama... ...hani eksik var, şöyle var, şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Esra Hanım da zaten... Sizin arkadaş, tam tersi daha var. İletişimde olmanız gereken yani, bir gün. Ben telefon oğlum, yağmur yağıyor da açamıyorsun, konuşamıyorsun biliyorum, ki. Biliyorum, senin işin paket. Zor. Esra Hanım, o gün ben onun bacısını aradım. ama zoruma gidiyor. Tamam, benim gururumla oynadı. Ben dedim ki o senin yanında mı? Yok dedi, amca benim yanımda yok dedi. Ondan sonra bir baktım oğlumla canlı görüntü konuşmuşlar. Şerife de yanında. Niye bana yalan söylediler bunlar? İkisi de... Sonuna kadar inkar mı diyorsunuz? İnkar ediyor. İnkar ediyorlar. İnkar ediyor. Onu bir yere götürdüler. Yani telefonu, merafonu hepsini aldılar şimdi o dakika. Şimdi sizin kafanızdaki olay nedir? Yani Aysel'e ne yaptılar? Aysel'i başka bir yere götürdüler. Yanında yoksa da başka bir yere götürdüler. Aysel'in üzerine telefon var mıydı? Vardı ben var. Aldım. Hatta benim üstümde. Giderken telefonu götürmüş mü? Götürdü. En son kimlik evde. 20-38'e WhatsApp'a girmiş. Bir ara açtı geri kapattı beni. Tabii artık eskiden de o kimliği üzerine taşımak. Kimliğin fotoğrafını çek göster. Her TC'sini şey zaten ortaya. Biliyor. TC'sini ezbere biliyordum. Kim biliyor? Aysel. Kendi TC'sini ezbere biliyor çok evet. Şükür. Evet biliyordum. Ya çok şükür bilsin yani de hani kimliği falan almasına gerek yok. İnsan eskiden o kimlikleri taşırdı. Şimdi bir de telefon attığında dayı vardı galiba. Dayı kapattı o tekrar iletişim kuracak. Mesela Murat Bey niye terk edilmiş? Yenge... Şimdi bunlar beni aradılar. Benim büyük kaynım bana dedi ki İsmail abi dedi. Enişte dedi bu senin yakın köylüdür. Bu nasıl bir kadındır? Ben dedim kardeşim ben gözümle bir şey görmedim. İftira atamam. İyidir. Belki de kendine geçinir. Belki de kendine yuva yapar. Ben bunun yuvasını yıkmayayım. Bunu aktır dedim. 5 gün 10 gün durdu bir baktım bu kaçtı gir. Ya sen kardeşim yani... Daha gitmenden bir, kaçman bir oldu geri. Sabah 9'da beni aradılar dedi, kaçıyor dedi. Peki Aysel Gedik nerede? Nikah 2 gün kala. Evet. Niçin ailesini ve nişanlısı Önder'i
terk etti. Önder'in iddiası bu işte Şerife Karataş'ın parmağı var diyor. Şerife Karataş da söz hakkını ve cevap hakkını kullansın. Aysel niçin evden kaçtığı sorusunun cevabını da onu bulduktan sonra öğreneceğiz. Evet. Esra Hanım. Çok şey yani çaresiz halde böyle hani şimdi ne derler Esra ona? Hanım. Bak biz ta Aksaray'dan akşam çıktım geldim kendi imkanımla. Vallahi dedim tek şuraya sana ulaşayım kızımı bulayım. Ben akşamdan beri uyku uyumuyum ya. Anladım haklısınız yani. Biz borcun altına girdim. Ya acaba öldün mü? Kaldın mı? Allah korusun. Anne yok baba yok borcun altına girdim. Evi her şeyi hazırladınız gün için. Sadece nikah kaldı. Onu anlatıyor şimdi. Evet sadece bir nikah kaldı. Bir nikah. Şu anda eviniz hazır mı? Her şeyi hazır yapmışım. Eşyasını falan aldırttık. Yani hepsini elimizden almışım. Gelen yardımı yaptık. Ya ona gerek yok. O evi temizlemek, o evi yerleştirmek, o düzeni kurmak o bile aslında... Daha önce bekar yaşıyordum. Bekar arkadaşlarla yaşıyordum. Onları hepsini çıkarttım. Onları ev tuttuk, bulduk, şey yaptık. Ondan sonra da kendi evimi yaptım. Son iki gün kala Şerife Hanım böyle bir şey bize yaşattı. Şimdi Aysel'i bir bulalım. Aysel'im. Ondan sonra soruların cevabını alalım. Gören, tanıyan, bilenler ihbarda bulunabilirler. Sizi şimdilik uğurluyorum. İnşallah teşekkür hafta ederim. Sonu VSS'de dinlenmiş ederim. Olursunuz. Belki yayın içerisinde de haberler gelir. Sizi şimdilik uğurluyorum. Buyurun.